Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde her yerde kullandığımız Pisagor bağıntısını yani Pisagor teoremini öğreneceğiz. Pisagor teoremi yani bir dik üçgenin olması gerekiyor. Dik üçgende ancak uygulayabiliriz. Dik üçgenimizde dik kenarlarımız ve hipotenüsümüz olacak. Yani burada hemen kenar uzunluklarını isimlendirelim. Yani bu 90'ın karşısında özel bir ismi var. Hipotenüs diyoruz. Buna diğer yerde dik kenar. Dik kenarlar. Dik kenar, dik kenar. Bağıntımız yani hipotenüsün karesi eşittir. Pisagor bağıntımız yani hipotenüsün karesi eşittir. Diğer dik kenarların kareleri toplamı. Yani burada harflendirdiğimizde ABC dediğimizde hipotenüs dediğimiz A uzunluğu olduğu için A kenarının karesi yani A'nın karesi eşittir B'nin karesi artı C'nin karesi olacaktır. Hipotenüsle başlıyoruz. Hipotenüsün karesi eşittir diğer dik kenarlarının kareleri toplamıdır. Şimdi Pisagor almadan önce üçgenlerimiz eğer özel Pisagorlarımız varsa hiç uğraşmadan pratik bir şekilde eksik olan kenarı hızlı bir şekilde bulabiliriz. Yani üçgenlerimiz 3, 4, 5 üçgeni, 5, 12, 13 üçgeni, 8, 15, 17 üçgeni, 7, 24, 25 üçgeni. Ancak burada önemli olan şey şu, bazı sorularda eğer bize burayı 7 verip burayı 24 verdiğinde buranın uzunluğumuz ne olmayacaktır? 25 olmayacaktır. Çünkü üçgen çizme şartında uygun olması lazım. Yani bizim en uzun kenarlarımız her zaman ne olacaktır? Her zaman 90'ların karşıları en uzun kenarlarımız olacaktır. Yani burayı eğer 7 verirsek, burayı da 25 verirsek burası ne olmayacaktır? 24 olmayacaktır. Çünkü öyle bir üçgen çizemeyiz. Yani burada en uzun kenarlar ne olması gerekiyor? Hipotenüsler olması gerekiyor. Burada biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bir de burada hani üçgenlerimiz özel değilse yani sayılarımız büyükse Pisagor almakta zorlanacağız. Onun için de genel bir kural yapalım. Genel kuralımız şu olsun. Yani verilen üçgenlerimizin bütün kenarları eğer sadeleşebilir durumdaysa önce sadeleştirelim. Sadeleştirmeyi yaptığımızda zaten eğer bunlardan herhangi özel bir tane Pisagor varsa onları zaten hızlı bir şekilde bulmuş olacak. Eğer bunların dışında sadeleştirme yaptığımızda kenar uzunluklara sahip üçgenler ise orada da en azından küçük sayılarla Pisagor kullanarak bulmuş olacağızdır. Onun için daha pratik olacak. Hemen şöyle yapalım. Diyelim ki ben burayı 60 santim verdim ve burayı 120 santim verdim ve bu x uzunluğunu daha hızlı bir şekilde nasıl bulabiliriz? Özel bir üçgenim değil. O zaman sadeleştirmemi her türlü yapacağım. Özel Pisagor olsa da olmasa da yapacağım. Sadeleştirdim. 60'a böldüm 1. Buraya 60'a böldüm. Ne olacaktır burası? 2 olacaktır. Pisagor'u burada uygularsam yani x'in karesi eşittir. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 2'nin karesi. X'in karesi eşittir. 1 artı 2'nin karesi 4 olacaktır. X kare eşittir 5. X eşittir kök 5. X'i sadeleştirerek kök 5 bulduk. Ancak biz ne yaptık kök 5 bulduk? Her kenarı 60 ile sadeleştirerek. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Artık bu x'i 60 ile geri çarparak da gerçek x uzunluğunu bulmuş olacağız. Yani önce özel olsun ve olmasın sadeleştirmelerimizi yapacağız. Geri kalan sadeleşmiş küçük sayılarla Pisagor alacağız ve yaptığımız işlemin tersini yapacağız. Sadeleştirdiysek ne yapacağız? Eğer sadeleştirdiysek bulduğumuz sonucu sadeleştirdiğimiz sayıyla geri çarpacağız. Eğer bölsek de bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. Bir de onunla ilgili bir örnek yapayım.
Burası 6 bölü 5 olsun. Bu uzunluğunda 3 bölü 5 olsun. Şimdi bu x uzunluğunu bulmaya çalışalım. Sayıların kesirli olduğu için, yani kesirli sayılarla Pisagor alma biraz yoracağı için şunu yapmak istiyorum. Yani bu sefer sadeleştirmek yerine çarpmak istiyorum. Her tarafı 5 ile çarpmak istiyorum. 5 ile çarparsa, 5 ile çarparsa ne olacaktır? Bunlar sadeleşecektir. Yani kenar uzunluğu ne oldu? 6, 3 oldu. Peki 6, 3'ü de ne yapabilirim? 6, 3'ü de aslında sadeleştirebilirim. Tekrar 6 ile 3'ü 3'e böldüğümde 1 olacaktır. 3'e böldüğümde ne olacaktır? 2 olacaktır. Özellikle bunu seçtim. 2 işlemi aynı anda yaptım. Biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Hem çarptım hem de ne yaptım? Sonra da sadeleştirdim. Burada Pisagor aldığımda, yani 2'nin karesi eşittir x'in karesi artı 1'in karesi olacaktır. 4 eşittir x kare artı 1. 1'i buraya aldığımda 3 eşittir x kare olacaktır. Kök 3 eşittir x olacaktır. X'in kök 3 bulduk. Ancak x'in daha işi bitmedi. Kök 3 sadece ne yaptım? X'in kök 3 buldum. Ancak sadeleştirerek, çarparak kök 3'ü buldum. Yani kök 3'ümüzü buraya bir yazalım. X'i kök 3 olarak bulduk. Peki kök 3'ü önce ne yaptık? 5 ile çarptık. 5 ile çarptığımda ne yapmam gerekiyor? 5 ile çarptığım için bu sefer 5'e bölmeliyim. Sonra ne yaptım? 3 ile de her tarafı 3 ile de böldüğüm için o zaman 3 ile de çarpmalıyım. O zaman bunu bir de 3 ile çarpacağım. Yani x değeri ne olacaktır? 3 kök 3 bölü 5 olacaktır. Yani yapmamız gereken, eğer Pisagor'u almadan önce sadeleştirmeler varsa o sadeleştirmeleri yapmak gerekiyor. Şimdi burada da sadeleştirme yapabilirim. Özel bir üçgenim değil. Ancak sayılar çok büyük olmadığı için Pisagor'u alabilirim. Bir sıkıntı yaratmayacaktır. X kare eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. X kare eşittir 4 artı 16. X kare eşittir 20. X eşittir kök 20. O da x eşittir 2 kök 5 olarak çıkacaktır. Burada şöyle bir hata yapmaya çok uygun bir soru. Hemen 3, 5 buraya 4 diyesiniz geliyor. Buraya 4 diyesiniz geliyor. Ancak buraya 4 diyemeyiz. Çünkü üçgen çizme şartını bozmuş, aşmış oluruz. O kuralı ihlal etmiş oluruz. Yani 3, 5 ne olması gerekiyordu? Eğer burada 5, burada olsaydı burası 4 olabilirdi. En uzun kenar ne olması gerekiyordu? Hipotenüs olması gerekiyordu. Burası 5 iken burası 4 olamaz. O zaman geri siliyorum. Öyle bir hata yapmıyoruz. O zaman yapılacak işler Pisagor almaktır. Sadeleşecek bir durum da yok burada. X kare eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi. X kare eşittir 9 artı 25. X kare eşittir 34. O zaman x eşittir kök içinde 34 olacaktır. X'imiz de ne olacak? Burada kök 34 olacak. Sadeleşecek bir durum görmüyorum. Hemen Pisagor'u burada kullanmak istiyorum. O zaman 4'ün karesi eşittir kök 5'in karesi artı x'in karesi. 16 eşittir 5 artı x kare. 5'i buraya aldığımda 11 eşittir x kare. Kök içinde 11 eşittir ne olacaktır? X olacaktır. X'imiz de kök içinde 11 olacak. Burada gene bir Pisagor alabilirim. 90'ın karşısındaki kenarın karesi, yani kök 13'ün karesi eşittir x'in karesi artı 2'nin karesi. 13 eşittir x kare artı 4. 4'ü buraya gönderdiğimde 9 eşittir x kare olacaktır. O zaman 3 eşittir x olacaktır. X'imiz de 3 olacaktır.
İki tane dik üçgenim var. Yani burada bir Pisagor uygulayabilirim. Bir de büyük üçgende de ne yapabilirim? Pisagor uygulayabilirim. Şimdi kenar uzunlukları bu x'i bulmam için, yani bunu bir tarasa, şu küçük x'i bulmam için neye ihtiyacım var? Bu kenarı bilmem lazım. Ama büyük üçgende, büyük üçgende Pisagor alabilirim. Yani bu uzunluğum ne olacaktır? 15 olacaktır. Hemen 15, 17 görünce o zaman 8 eksi. Uygun mu? Evet, 90'ın karşısında 17 olduğu için en uzun kenar da 17. O zaman bu uzunluğu ne olacaktır? 8 olacaktır. Şimdi bu üçgenimde 6, 8 ne üçgen olması gerekiyor? Burası da 10 santim olması gerekiyor. Cevabım Ceyhan olacaktır. İçin buradan Pisagor'dan x uzunluğunu bulabilirim. Ancak bu kenarı bilmiyorum. O zaman bu kenarı önce bulmalıyım. Bu kenarı bulmak için burada bir Pisagor uygulayarak bulabilirim. Buraya a desem, o zaman a kare eşittir. A kare eşittir 3 kök 5'in karesi artı 6'nın karesi. A kare eşittir 3 kök 5'in karesi 45 yapar. A artı 36. A kare eşittir. Toplama işlemi yaptığımda 81 olacaktır. O zaman A eşittir 9 olacaktır. A'yı burada 9 bulduk. O zaman bu üçgene odaklandığımızda burası artık Pisagor uygulamadan da pratik olarak x uzunluğunu bulabilirim. 9, 12. Önce bir sadeleştireyim. 3'e böldüğümde ne olacaktır? 3 olacaktır. 3'e böldüğümde 4 olacaktır. 3, 4, 5 üçgeni. Ne yaptım? 3 ile sadeleştirdim. Geri 3 ile de çarparsam x uzunluğu ne olacaktır? 15 olacaktır. Burada dikliği görüyorum. Ancak burada herhangi bir dik üçgenim yok. Ve benim bulmam gereken bir x uzunluğum var. Bunu Pisagor kullanabilirim. Ancak üçgen olmadığı için onu kullanamıyorum. O zaman burada benim ne yapmam gerekiyor? Dik üçgen elde etmem gerekiyor. Nasıl elde edebilirim? O B noktasıyla D noktasını birleştirdiğimde o zaman iki tane ne olmuş oldu? İki tane dik üçgenim olmuş oldu. Önce bunun kenarlarını bildiğim için bu üçgende ne yapabilirim? Önce buraya A diyerek A uzunluğunu bulabilirim. Daha sonra da diğer yukarıdaki üçgende ne yapabilirim? Pisagor olarak da x'i bulabilirim. Ancak arkadaşlar biraz daha kendimi yormadan 2'ye bölmek istiyorum. Burası 1 olur. 2'ye böldüğümde burası ne olacaktır? 4 olacaktır. Pisagor alırsam a kare eşittir 1'in karesi artı 4'ün karesi. A kare eşittir 1'in karesi 1 yapar, 4'ün karesi 16 yapar. A kare eşittir 17. O zaman a eşittir kök 17 olacaktır. A'yı kök 17 bulduk. Ancak nasıl kök 17 bulduk? Her tarafını 2 ile sadeleştirerek. O zaman biz de ne yapalım? Bunu da 2 ile çarpalım. Yani a uzunluğum 2 kök 17 oldu. Şimdi ise bu üçgende, şu üçgende artık ne yapabilirim? Bu üçgenimde Pisagor uygulayabilirim. İki kenarı biliyorum, üçüncü kenarı bulabilirim. 2 kök 17'nin karesi, yani hipotenüsün karesiyle başlıyorum. Karesi eşittir 4'ün karesi artı x'in karesi. 2 kök 17'nin karesi ne yapar? 4 çarpı 17, 68 yapar. 68 eşittir 16 artı x kare. 68'i 16'yı bu tarafa gönderdiğimizde 68 eksi 16 eşittir x karede. Çıkarma işlemi yaptığımız zaman 52 eşittir x kare olacaktır. Kök içinde 52 eşittir x. 52 de kök dışına 2 kök 13 olarak çıkacaktır. 4 çarpı 3'te bu da 2 kök 13
eşittir x olacaktır. Cevabımız Edirne olacaktır. Burada aslında ikinci yol olarak değer, yani bunu uzatmadan tek işlemde de yapabilirdik bu soruyu, çözebilirdik. Ne yapabilirdik? Yani ayı bulmadan sonuçta ben bir sebor aldım. Yani burada ortak bir kenarım var. Yani bunu da ikinci yol olarak çözelim. İkinci yol olarak alalım. Şöyle yapabilirdim. Yani 2'nin karesi artı 8'in karesi eşittir 4'ün karesi artı x'in karesinde buradan ne bulabilirdik? X'i bulabilirdik. Burası ne olacaktır? Artık bu 4 işlemi yaparak bulabiliriz. Yani buradan x'in gene 2√13 bulurduk. Yani biraz daha ne yaptık? Uzatarak şeyleri bulduk. Kenarları bulduk. Sonra 3. kenarı bulduk. Ama tek işlemde bunu yapabilirdik. Üç eşitlik gördüğümüzde aklıma muhteşem üçlü geliyor. Eğer bu üç parça birbirine eşitse muhteşem üçlünün hikayesi aklıma geliyor. Ancak burada bir dik üçgenim yok. Dik üçgen olması gerekiyor. O zaman biz D ile C'yi birleştirirsek, D ile C'yi biz birleştirirsek ne olacaktır? İşte üç parça birbirine eşit olursa muhteşem üçlü oluyordu. Yani bu o zaman ne olacak? Birleştirme burası dik olacaktır. Burası dikse o zaman diğer tarafta ne olacaktır? Dik olacaktır. Bulmam gereken BC uzunluğu, yani burayı bulmalıyım. Peki burayı Pisagor'dan şuradaki şu üçgenden artık ne yapabiliriz? Pisagor'dan bu uzunluğu bulabiliriz. Yani DC uzunluğu buluruz. DC bulduktan sonra artık ne yapabiliriz? Bir Pisagor'da alarak da artık BC uzunluğu bulabiliriz. Buradan Pisagor alıyorum. Yani 3 kök 5'in karesi eşittir 6'nın karesi artı buraya a dediğini düşünün. A kare olur. 3 kök 5'in karesi 45 eşittir 36 artı a kare. 36'yı buraya aldığımda 9 olacaktır. 9 eşittir a kare. 3 eşittir ne olacaktır? A olacaktır. A'yı 3 bulduk. Hemen buraya 3 yazdığımızda artık bu üçgenin ne olacaktır? 3, 4, 5 üçgeni olacaktır. Yani burası da ne olacaktır? 5 olacaktır. Şu üçgende de ne olacaktır? 3, 4, 5 üçgeni olacaktır. Yani benim de BC uzunluğum 5 olacaktır. Örneğimde bir dik açı görüyorum. Yani 90 derecelik bir açı görüyorum ve kenar ortayı görüyorum. Eğer bir üçgende 90 ve kenar ortay varsa onun muhteşem üçlü olduğunu söylemiştim. O zaman 90 var, kenar ortay var. O zaman bu üç parça da birbirine eşit olacaktır. Yani bunların her birisi x eksi 1 olacaktır. X eksi 1 olacaktır. Büyük üçgende ne yapabilirim? Artık Pisagor'u uygulayabilirim. Yani bu uzunluğun karesi 2x eksi 2'nin karesi eşittir. Pisagor'u almaya çalışıyorum. Bu uzunluğun ne olacaktır? 2x eksi 2'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı x artı 2'nin karesi. Arkadaşlar bir de burada şunu yapalım. Eğer benim üçgenim dik üçgense ve bir kenarını özel bir açı olarak, yani özel bir uzunluk olarak görüyorsam özel üçgenleri tamamlamaya çalışalım aklımıza. Yani burası 6 ise ne olabilir? O zaman diğer kenarları 8'e 10 olabilir mi? O zaman burası 6 ise bu uzunluğu ne olması gerekiyor? 8, buranın da 10 olması gerekiyor. Peki x'in kaç olması gerekir bu buranın 8 olması için?
X'e ne verirsen, 6 verirsen 8 sağlayacaktır. 6, 8. Buraya 10 yapıyor mu? Yani 2x eksi 2'yi ne yapıyor? 10 yapıyor mu? X'e de 6 verdiğinde 12, 2'yi çıkardığında 10 olacaktır. O zaman burası da 10 oluyor. Yani şu 4 işlemi yapmadan ne yapıyorum? Hemen kenarlardan bir tanesini özel görünce ne olacak? Özel üçgenlerim aklıma gelecek, onlardan birisi olabilir mi? Bir şüpheyle yaklaşıyoruz. Evet, yerine yazdığımızda x burada 6 olursa 8 olacak uzunluk. 6 olursa 8 uzunluğu olacaktır. X'e eğer burada 6 yazdığında burada da ne olacaktır? 10 olacaktır. 6, 8, 10 üçgeni, yani kendimi yormadan x'in alacağı değer ne olacaktır? X'imiz de burada 6 olacaktır. Buradaki 4 işlemi yaparak da aynı sonucu bulacaktır zaten. Burada dikleri görüyorum ama bir üçgen göremiyorum. Demek ki dikdörtgene tamamlayarak bir dik üçgeni benim mi oluşturmam gerekiyor? Buradan tepesinde ne yapıyorum? Buraya dikdörtgen olacak şekilde, yani paralel çizecek şekilde ne yaptım? D ile AB'yi birleştirdim. Burası 24 ise burası da 24 olacaktır. Bu uzunluğum 10 santim ise o zaman 17 olduğu için bu uzunluğuma ne kalacaktır? Şu uzunluğa da 7 santim kalacaktır. Yani burası ne olacaktır? 7 olacaktır. Şimdi şu üçgene odaklandığımda hipotenüsü bulacağım. 90'ın karşısında x var. Diğer kenarlarım 7, 24. O zaman bu zaten benim özel hesabım 7, 24. Ne üçgeni vardı? 25 üçgeni vardı. Uzunluğunda ne olacaktır? 25 olacaktır. Evet, burada bir klasik halinde mi olacak? Yani AD uzunluğu bulacağım. AD için şu anda bir dik üçgenim yok. O zaman bunu dikdörtgenlere tamamlayarak, yani şunu yaparak kaç tarafı ne yapıyorum? Aşağı taşıyorum ve paralel olacak şekilde çizdiğim için bunlar dikdörtgen olacaktır. Burası 8 olacaktır. Şimdi bu uzunluğum ne oldu? 12 santim oldu. BC uzunluğu, şu BC uzunluğu 9 ise o zaman burası da ne olacaktır? Burası da 9 olacaktır. Şimdi bu üçgende artık ne yapabilirim? Pisagor alabilirim. Neydi? 9, 12. Sadeleştirdim. 3'e böldüğümde 3, 3'e böldüğümde 4. O zaman burası 5 olacaktır. Ne yaptım? 3 ile sadeleştirdim. 3 ile geri çarparsam ne olacaktır? AD uzunluğum 15 santim olacaktır. Uzunluklarına bakıyorum. Şimdi 5, 7, x ve BC uzunluğunun tamamının 6 olduğunu görüyorum. Verileri soruda yazılmış olduğunu görüyorum. BC uzunluğunu da ben gösterdim. Demek ki bulmam gereken x uzunluğunu bulacağım. Burada iki tane dik üçgenim var. İki tane dik üçgenim var. Bir burada dik üçgenim var. Ve ortak bir kenarı olan diğer tarafta şöyle bir üçgenim olacak. Şimdi iki, bir kenarı her iki üçgen içinde ortak. Buraya x dediyse o zaman şu HC uzunluğu ne olacaktır? 6 eksi x olarak da gösterebilirim. Şimdi buradan bir Pisagor yazsam, bir de buradan Pisagor yazsam ama bir kenarı eksik. Ama sonuçta o ortak olduğu için onlar ne yapacaktır? Zaten karşılıklı olarak birbirini götürecektir. Yani buraya da diyelim ki ben y uzunluğu dedim. Şimdi bu Pisagor'u bu tarafta yazayım. 5'in karesi
eşittir, 5'in karesi eşittir, x kare artı x kare artı y kare olacaktır. Diğer tarafta bu üçgeni yazdığında 7'nin karesi eşittir, 7'nin karesi eşittir, 6 eksi x'in karesi artı y'nin karesi. Şimdi iki tane denklemim var. Bunları benim bulmam gereken x uzunluğu. O zaman benim y ile bir işim yok. O zaman bu soruda y yok edebilirim. Şimdi bundan artık denklem çözüyoruz. Bunu taraf tarafa toplasa ama y'ler gitmeyecektir. 2 birim yer olacaktır. O zaman yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarptığımda ne olacaktır? Artık eksi y kare. Burası da ne olacaktır? İşaretler değişeceği için burası eksi, burası da eksi olacağı için ve ne olacaktır? Y'nin y kare birini götürecektir. Şimdi taraf tarafa topladığımda yani ne oldu? 7'nin karesi eksi 5'in karesi eşittir 6 eksi x'in karesi eksi x'in karesi oldu. Bu işlemi yaptığımda aslında bunu artık gerisi 4 işlem. Yani buradaki işlem tercihi tamamen bize bağlı bir şey. Burada iki kare farkı da yapabiliriz. Yoksa her işlemi tek tek açarak da yapabiliriz. Evet, açarak yapmaya burası ne olacaktır? 49 olacak. Eksi 25 olacak. Eşittir. 6'nın karesini aldığımda 36 eksi 6x 2 katı ne olacaktır? 12x olacaktır. Artı x kare olacak. Eksi buradan da x kare gelecek. Bu da eksi x kare. Evet. Burada şuna dikkat edelim. Artı x kare eksi x kare toplamı ne olacaktır? Zaten 0 olacaktır. Onların toplamı 0 olacaktır. Buradaki çıkarma işlemi yaptığımda 49'dan 25'i çıkardığımda 24 olacaktır. 24 eşittir 36 eksi 12x olacaktır. Bunu bu tarafa gönderdiğimde ne olacaktır? 36 buraya eksi olarak gelecektir. Yani eksi 12 eşittir eksi 12x'ten x'in de burada 1 eşittir x olacaktır. Yani cevabında alana olacaktır. Evet, örneğinde iki tane üçgen görüyorum ve bulmam gereken AE uzunluğuyla ED uzunluğu toplamını alabileceği en küçük değeri bulmam gerekiyor. Yalnız şu dikkatimi çekti, noktalı olarak çizilen doğru parçalarından E noktası, DC doğru parçasının üzerinde bir nokta. Evet, demek ki bunun anlamı şu, yani E noktası yeri sabit değil. Yani sadece B ile C arasında doğru parçası arasında olacak. Ancak ne olabilir? E'yi buraya biraz kaydırabilir, dışarı çıkmayacak şekilde. Buraya da sağ sola ne yapabiliriz? Sağ sola bunu kaydırabiliriz. AE uzunluğuyla ED uzunluğunun toplamı, yani AE'ye ED'nin toplamı alabileceği en küçük değer. Bunların en küçük olması için bu uzunluklarının doğrusal olması gerekiyor. Bu toplamda bu toplamın küçük olabilmesi için bunları ne yapmalıyım? Doğrusal yapmalıyım. Doğrusal yaparsam en kısa uzunluk olmuş olacaktır. Burada o zaman yapmam gereken şey eğer buraya x, buraya y derse bulmam gereken uzunluk ne olacaktır? X artı y ve bu da doğrusal olmalı. Bunu bulmam gerekiyor. Şimdi bunun içinde aslında burada bir bunun simetriğini alırsam şu doğrunun simetriğini alırsam, yani şu üçgeni aşağı doğru katlarsam, B üzerine katlarsam ne olacaktır? Şöyle altı çiziyorum. Şöyle altı çizeyim. Ne olacaktır? Bu uzunluk buraya gelecektir. Bu uzunluğunda nereye gelecektir? Bu uzunluğunda
Evet, burada yalnız doğrusal olmadığını görüyorum. O zaman doğrusallık hani olsun istiyorum. Şöyle bir şey yapayım. E noktasının yerini birazcık daha ne yapayım? Ya da şöyle bir şey yapayım. Bunu katlamak yerine aynı şeyi burada da katlayabilirim. Yani bunu katlayayım. Her tarafı bunun üzerine katlarsam ne olacaktır? O zaman şöyle bir şey olacak. Burası 1 ise burası 1. Peki doğrusal oldu mu? Hayır, doğrusal olmadı. Burası y ise o zaman burası ne oldu? Y oldu. Peki ben bu noktayı hiç uğraşmadan, çok yormadan, bu hareketli nokta değil mi? Yani biraz bu tarafa çekersem zaten ne olacaktır? Burası ne olacak? Doğrusal olacaktır. Yani ben şöyle yapayım. E noktasının yerini değiştirdiğimde ne olmuş olacak? Ve bu şekilde doğrusal çizmiş olacağım. Bunu biraz daha doğrusal çizmiş olacağım. E noktasını biraz sağa kaydırdığımda benim bulmam gereken uzunluğu x artı y'nin toplamının en küçük olması. O zaman bu uzunluğu bulmam yeterli. Yani x'i buraya taşımış olurum, y'yi de buraya taşımış olurum. Aslında buraya x artı y diyebilirim. X artı y'yi içine alan benim o zaman bir dik üçgene ihtiyacım var. Bunu da şuradan tamamlıyorum, aşağı alıyorum. Bu bir bilindi, aldı. Bu 1 ise burası da ne olacaktır? 1 olacaktır. BC uzunluğu 4 birim ise o zaman burası 4 olacaktır. Şimdi şu üçgeninde bu kenarı ne oldu? 3. Bu üçgenin bu kenarı ne? 4. 3, 4, 5 üçgeni olacaktır. Yani x artı y de eşit olacaktır. 5'e eşit olacaktır. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerinde 5 santim olacaktır. Bilardo masası ve onunla ilgili bir soru. Şimdi bir bilardo oyuncusu oynadığı bir müsabakada şıklıklı ve üst banttan bir vuruş gerçekleştirerek, yani burada bir kırmızı topa vuruş bir vurduğu zaman topun izlediği yol bu şekilde olacak. Ve bulmam gereken, evet, kenar uzunluklarım var, 120, burası 240. Topun alacağı en kısa kaç santimdir alacağı yol. O zaman şu uzunlukların toplamını alacağı en, aslında bir önceki sorunun aynısı benzeri. Hemen bunun, yani buna x, buna y dediğinde, buna x ve buna y dediğinde ne olacak? X artı y'nin kısa olması için onların doğrusal olması gerekiyor. Yani doğrusal yapmam için hemen şurada katlıyorum. Ne yapacağım? Bu doğrusal yapacak şekilde buradan katlıyorum. Yani katlama yaptığım zaman şu, tabii ki bunun üzerine katladığım için bunlar dik olacaktır. Şu uzunluklar birbirine eşit olacaktır. Ve x'i ne yaptı? Buraya katladığım için burası x olacak ve şu büyük üçgende ne yapabilirim artık? X artıyı bulabilirim. Şimdi uzunluklar burası 90. 90 ise o zaman şu uzunluğu ne olacaktır? 120'yi görüyorum. 120 ise 90'ı buradaysa bu buranın ne olması gerekiyor? 30 santim olması gerekiyor. Aynı zamanda burası 40 santim. 40 santim. Ve benim bulmam gereken şu uzunluk 30 santim ise burası da ne olması gerekiyor? Burası da katladığım için burası da ne olacaktır? Şu mesafe de ne eşit olacaktır? Bu da 30 olacaktır. Şimdi artık kenarlarını biliyorum. Burası 40 ise şurası 40 olacaktır. Tamamı 240 olduğu için şu uzunluğun tamamı ne olacaktır? Şu kısma 240'dan 40'ı çıkardığımda 200 olacaktır. Aslında burada benim bulacağım dik üçgenin kenarları buradan şuraya kadar olan uzaklıktır. 90'ın var. Yani dolayısıyla burası zaten 120'di. Burasının tamamı 120. 30 da orası. 120, 30 daha ne yapacaktır? 150 santim yapacaktır. Burası 150 santim. Burası 200 santim. Sağlaştırayım. Sağlaştırdığımda yani burayı 200'ü
ve 150 sağda eşdeğerinde. 10'a böldüğümde 15, 10'a böldüğümde 20. Tekrar böldüğümde, yani sıfırlarla 10'a böldüğümde, onu demek istiyorum. 15 ve 20. 5'e bölersen, 5'e bölersen 4, 5'e bölersen 3, 3, 4 ne olacaktır? Bu üçgeninde ne olacaktır? Şu uzunluğunda buna göre 5 olacaktır. 5'i nasıl buldun? 10'la sadeleştirdim. Sonra yani 50 ile de ne yaptım? 50 ile de sadeleştirmiş oldum. Önce bir 10'a böldüm, sonra bir 5'e böldüm. Yani toplamda yaptığım işlem 50 ile sadeleştirmek. Bu da ne olacaktır? Bu da x artı y uzunluğu 250 santim olacaktır. Alabileceği, topun alabileceği en kısa mesafe de 250 santim olacaktır. Burada bir uyarımız var. Uyarımız eğer bir köşegenleri birbirine dikesen bir dörtgeni varsa, yani 4 tane de üçgeni varsa Pisagor'u almak biraz daha zor olacaktır. Karşılıklı kareleri toplam birbirine eşit olacaktır. Yani şunun karesiyle karşılıklı olan B ile B ile D'nin karesi, C ile A'nın karesinin toplamları birbirine eşit olacaktır. A kare artı C kare karşılıklı olanların kareleri olarak bunu öyle öğrenelim. Karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşit olacaktır. Yoksa Pisagor almak bizi bayağı yoracaktır. Örneklerini incelediğimde kuralımla ilgili, uyarımızla ilgili, yani bir köşegenler birbirini kesiyor. O zaman karşılıklı olanların kareleri toplamı birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Karşılıklı olanların o zaman x'in karesi artı 3'ün karesi eşittir 4'ün karesi artı kök 29'u karesi. X kare deriz, artı 9 deriz, eşittir 16 artı 29 olacaktır. O tarafa aldığımızda, yani 9'u da oraya aldığımızda, x kare eşittir 20, 36 olacaktır toplam işlemi yaptığımızda. X kare 36 ise o zaman x uzunluğumuz ne olacaktır? 6 olacaktır. Şimdi buraya bakalım. Burada bu kuralı, bu uyarıyı kullanabilir miyim? Hayır, çünkü köşegenlerin dik kesişmemiş. O zaman burada bunu uygulayamam. Ancak şöyle bir önceki iki örnekte de simetrini aldım. Yani aslında alt tarafa bu şekli, alt tarafa ne yapabilirim? Buraya mesela B desem, buraya C desem, BC kenarı üzerinde ne yapabilirim? Katlayabilirim. Katladığımda ne olacaktır? Aslında bu şeklimin aynısı olacaktır. O zaman onu katlarsam buraya gelecek. Bu da buna eşit olacak. Ve bu da doğrusal olacaktır ve dik olacak. Burası 1 ise ne olur? Bunu katladığım için bu uzunluğunda 1 olacaktır. X ise burası. Burası da ne olacaktır? X olacaktır. Katladığımda ne oldu? Bunu buna katladığımda 1 buraya geldi. X de buraya gelmiş oldu. Ve şu uyarımı kullanabilirim artık. Yani karşılıklı kareleri toplam birbirine eşit olacak. Bunun karesiyle bunun kareleri birbirine toplamları eşit olacak. Şimdi uygulayalım. X'in karesi eşittir. X'in karesi artı 7'nin karesi eşit olmalı. Karşılıklı olan x ile 7 var. X'in karesi artı 1'in karesi artı 8'in karesi. Karşılıklı olarak 1 ve 8 var. Bu işlemi yaptığında x kare artı 49 eşittir 1 artı 64 ne olacaktır? X kare artı 49 eşittir 65 olacaktır. 49'u o tarafa gönderdiğimde o zaman x kare eşittir 65 eksi 49 ve bu çıkarma işlemi yaparsa ne olacaktır? 6
16 olacaktır. X kare 16 ise x'imiz de ne olacaktır? X'imiz de 4 olacaktır. Evet, burada bir Pisagor'un bir kağıdı alarak da bunu siz kendiniz de deneyebilirsiniz. Pisagor teoremini kağıdı alarak kendiniz katlayın. Bu adımları siz takip ederseniz Pisagor'u ispatlamış olacaksınız. Bu adımları